İyi günler. Bu videomuzda Samsung Galaxy Tab A8 tableti incelemeye çalışacağız. Bu tableti bugün Media Market'ten 2399 TL'ye aldım. Şimdi önce bir kutumuzu açalım bakalım neler çıkacak. Evet, açtığımızda 10.5 inç boyutlarında tabletimiz çıktı. Bunu bir açalım bakalım. Bu açıda dursun. Başka neler çıkıyor onlara bir bakalım. Evet, burada garanti belgesi ve kitapçıklar ve adaptör ve şarj kablosu. Şarj kablosu Type-C. Adaptörüne bakalım. Evet, 5 volt 7.8 wattlık bir adaptöre sahip. Evet, bunları kaldıralım. Evet, tabletimiz açıldı. Tabletimizin dış görünüşüne baktığımızda alüminyum bir kasaya sahip. Burada arka kamerası var. Arka kamerası 8 megapiksellik bir arka kamera. Evet, bu tarafa baktığımızda ise TFT bir ekrana sahip. Önde 5 megapiksellik bir kamerası bulunuyor. Android 11 ile geliyor. 10.5 inç ekran olduğunu söylemiştik. Ekran çözünürlüğü 1920x1200 piksel. Piksel yoğunluğu 216 ppi. Belleğine geldiğimizde 3 GB'lık bir RAM'e sahip. Dahili depolaması 32 GB. Hafıza kart desteği var. Hafıza kart desteği bakalım nerede? Evet, burada. Bu çekmeceyle 1 TB'a kadar hafıza kartı destekliyor bu cihazımız. 12 nanometre ile inşa edilmiş 8 çekirdekli bir işlemcimiz var. 2x2 GHz A75, 6x2 GHz A55 işlemciye sahip. Mali G52 grafik işlemcisine, GPU'ya sahip aynı zamanda. Arka kameranın 8 megapiksel olduğunu söylemiştik. Ön kamerada ise 5 megapiksellik bir kamera yer alıyor. Ön kamerada ise Full HD'de 1920x1080 30 fps çekim yapabiliyorsun. Wi-Fi 5 mevcut. 802.11ac. Bluetooth 5.0 yer alıyor. Boyutları ise 161.9 mm. Eni 246.8 mm. Kalınlığı ise 6.9 mm. Ağırlığı 508 gram. Batarya kısmına geldiğimizde lityum polimer bir bataryaya sahip. Kapasitesi 7040 mAh. Hızlı şarj özelliğine sahip, 15 wattla hızlı şarj yapabilirsiniz ama 7040 mAh'lik bir bataryayı düşündüğümüzde hızlı şarj yeteneğinin çok da hızlı olmadığını anlayabiliyorum. Portre modu var, fotoğraf modu, video, daha fazla dediğimiz zaman da pro, panorama, yemek, hyper geçiş modları mevcut. Yazılım bilgilerine bakacağım. Tablet hakkında dedim. Yazılım bilgileri. Evet, Android 11 ile geliyor. Şu an piyasa şartlarında fiyatına göre alınabilecek bir tablet. Araştırmalarım sonucunda buna karar kıldım. Umarım memnun da kalırım. Kendisi de premium bir dokuya sahip aynı zamanda. Gerçekten de iyi bir his veriyor size. Üst seviye bir tablet görünümünde orta seviye donanıma sahip bu cihaz 2399 TL'ye ihtiyaçlarımızı karşılayacak. Tabii bir özelliğini daha söylemeyi unuttum. 4 tane hoparlörü yer alıyor. İkisi sol tarafta, ikisi sağ tarafta olmak üzere. Burada da Type-C girişi mevcut. Aynı zamanda 3.5 mm'lik kulaklık girişi de mevcut. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.